Geçtiğimiz hafta Güney Marmara Bölgesi'nin önemli sağlık merkezlerinden birisi olan üniversitemiz hastanesinde tıp fakültesi hocalarımız marifetiyle gerçekleştirilen suni kalp nakli ameliyatının başarısından söz etmek için sizleri bir araya getirdik. Bu tabii ki organ naklinde, özellikle kalp naklinde birinci aşamayı teşkil ediyor. Hastamız şu anda sağlıklı. İnşallah bundan sonraki aşama kadavradan canlı kalp naklini yapmaktır. Onun için de birikime sahip bir tıp fakültemiz ve kliniklerimiz var, ana bilim dallarımız var. Tabii bunun ötesi, bundan sonraki hedefimiz de, benim sürem yeter yetmez onu bilemem ama üniversite olarak koyduğumuz hedef, bir organ nakli merkezimizin, bir organ nakli hastanemizin hatta hayata geçirilmesidir. Bu vizyonu koymuş oluyoruz, bu hedefi koymuş oluyoruz. Artık biz ve bizden sonraki yönetici arkadaşlarımız inşallah bu hedefi gerçekleştirmek için elden gelen tüm gayreti göstereceklerdir. Malumunuz olduğu üzere kalp nakli ve organ nakilleri interdisipliner çalışmayı gerektiren ameliyatlardır. İşte burada göğüs kalp damar cerrahisinden tutunuz da genel cerrahiye, kardiyolojiden tutunuz da göğüs hastalıklarına ve belki onun ötesinde hastayı hazırlayacak diğer ana bilim dallarımıza kadar, anestezi de dahil olmak üzere, yoğun bakım da dahil olmak üzere, topyekün belki de multidisipliner diye ifade edebileceğimiz bir çalışmayı beraberinde getiriyor. Bir ekip çalışmasını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu ekip çalışmasını başarıyla yürüttükleri için ben hocalarıma, huzurlarınızda şükranlarımı arz etmeyi bir rektör olarak borç telakki ediyorum. Ve inşallah bundan sonra da başarılarının katlanarak devam etmesi temennimle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 7 yıl önce bu rahatsızlığımı teşhisi kondu. Ama tedavilerle gidiyordu, ilaçlarla, şoklama oldu. Ama artık hocamın gitmediğini, cihazı takmamız gerektiğini önerdi. Gerçekten de ne nefes alabiliyordum, ne yürüyebiliyordum. Hareketlerim tamamen kısıtlanmıştı. Sonra cihaz kararı verildi. Buraya kalp damar bölümüne hocama eşliğinde ve diğer hocaların eşliğinde güvenle ve huzurla yani ameliyata girdim. Ameliyatım gayet başarılı geçtiğini söyledi hocalarım. Yani 3 gün bir yoğun bakım dönemim oldu ama öyle bir ağır şeyim olmadı. 4. gün daha ben yürümeye başladım. Rahat nefes almaya başladım. Yani cihazın şeyini görmeye başladım. Hareketlerim normalleşti. Yani ben hiç alamıyormuşum nefes. Onu hissettim önceden. Erteliyordum hep. Ve idare eder, idare eder diye. Ama gerçekten de yani hem hocalarıma, hem doktorlara, genç doktorlarımıza, hemşiresine kadar, bütün personeline kadar hepsine teşekkür ederim. İyi ki burada olmuşum. Gerçekten çok memnunum yani. Bir de diyorum ki gezinemiyordum bile. Hiç dışarıya çıkamıyordum. Şimdi rahatlıkla yürüyüşlerimi yapacağım. Nefes alıyorum en azından yani rahatlıkla. Tabii zamanla şeylerim ilerleyecek. Şimdi ameliyatın verdiği kemik ağrıları oluyor hafif de olsa. İşte yani rahatlayacağım. Benimle beraber görmüş olduğunuz ve görememiş olduğunuz bir sürü arkadaşım var bu konuda emek harcayan, çaba sarf eden, zaman harcayan, birikimini, tecrübesini bu uğurda vakfeden. Bunun sonucunda ne mutlu ki ilk kalp destek cihazını, bu dönemin ilk kalp destek cihazını genç bir bayan hastamıza yerleştirmiş durumdayız ve oldukça başarılı bir ameliyattan sonra da yavaş yavaş tabuculuk hazırlıklarına başlamış durumdayız. Modern kalp naklinin başlangıcı 80'lerin başına dayanır ama ülkemizde 90'larda başladı bu dönem. Modern kalp naklinin dönemi.
Ne yazık ki bu zamana kadar hiçbir zaman çok önemli rakamlara ulaşamadık ülke olarak baktığımızda. Türkiye'de bütün organların nakilleri gayet başarılı bir şekilde yapılıyor. Dünyada üst sıralarda en ileri ülkeler arasındadır. Kalp nakline gelince, kalp naklinde de Türkiye çok başarılı bir ülkedir. Sorunumuz teknik olarak değil, sadece organ bağışı konusundadır. Biz zaten bu amacı, bu toplantıyı da düzenledik. Bu bölgede birçok kalp nakli adayı hastalarımız vardır. Başka şehirlere, uzak yerlere gitmelerine gerek yoktur. Buraya gelsinler. Organ bağışı olunca zaten kalp nakli yapmak çok zor bir şey değildir. Ekibimiz hazırdır.